Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Ekim 2023, Orta Doğu ve Arap Dünyası ne konuşuyor? Gündemlerinde ne var programına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki programda konuğumuz ve birlikte yayını yapacağımız kişi sevgili meslektaşım ve de arkadaşım Işın Eliçin. Işın, hoş geldin yayınıma. Hoş Teşekkür ederim geldiğin bulduk. için. Ben teşekkür ederim. Şimdi bugün Arap dünyasından bir takım haberleri aktaracağım öncelikle. Yani Gazze ile yatıp Gazze ile kalkıyor Arap dünyası da. Ama bu mesele çok boyutlu. Özellikle Türkiye'de son olarak Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ne anlama geldiğini, Amerika boyutunu da bir konuşmak gerekiyor diye düşündüm. Bu çerçevede sağ olsun Işın son dakika teklifimi kabul etti ve yayına katılmayı da kabul etti. Şimdi, evet. Telefonlar susmuyor tabii her zamanki gibi. Benim sesi bir de kapat ama. Tamam. O zaman ben Arap dünyasından beni haberleri hatta ekrandan kadar... al. Ben de sorular gördüm. Bir bakayım bir şeyler bulabilecek miyim diye orada. İstediğin zaman da yayına al. Tamamdır. O zaman seni ekrandan alıyorum. Arap dünyasını aktarmayı bitirince seni geri alacağım. Tamam. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi Orta Doğu ve Arap dünyası ne yazıyor, ne çiziyor? Ağırlıklı olarak Gazze ile yatıp Gazze ile kalktığını söyleyebilirim bütün coğrafyanın. Yerel haberler neredeyse yok denecek kadar az. Peki Gazze'de neler oluyor? İsrail saldırıları devam ediyor. Hatta artık insanları etkilemiyor bile. Ölü yaralı sayısı hızla artıyor olmasına rağmen ilk günlerdeki saldırının ilk günlerindeki refleksler ya da tepkiler giderek zayıflamış gibi görünüyor. El Cezire'nin Gazze ofisinin sorumlusunun evi vuruldu dün akşam. Dün öğle akşam saatlerinde daha doğrusu ve Muhammed Dahtur adlı bir kişi ve bizim de meslektaşımız oluyor. Eşi, iki çocuğu ve torunu hayatını kaybetti İsrail saldırısında. Diğer taraftan İsrail'in El Cezire'nin yayınlarından, özellikle de Gazze'deki yayınlarından çok rahatsız olduğu belirtiliyor bu çerçevede. Muhammed Dahdu'nun evinin kasten vurulduğu yönünde bir takım iddialar da var Arapça basında. Bu arada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar 24 gazeteci hayatını kaybetti. Hava saldırıları devam ediyor. Özellikle de meskun mahallere yönelik çok katlı binalar resmen üst üste tabaka tabaka çöküyor. İnsanlar çocuklarının ve yakınlarının enkaz altında kalmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde cesetlerinin tanınabilmesi için kollarına isim yazılı bilezikler takmaya başlamışlar. Geçtiğimiz günlerde zaten biliyorsunuz insanların kollarına, bacaklarına isimlerini yazdıklarını görmüştük. Ama bunun da çok işe yaramadığı belirtiliyor. Şimdi ise isim yazılı bileklikler takmaya başladılar. Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugaylarından bir açıklama var. Kassam Tugayları İsrail'in hava saldırılarında şimdiye kadar 50 rehinenin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Biliyorsunuz 7 Ekim'de Hamas'ın Kassam Tugayları başta olmak üzere birlikte hareket ettiği silahlı gruplar İsrail'in Gazze'ye yakın yerleşim birimlerine saldırmıştı ve çok sayıda rehineyi ele geçirmişti. Bu arada İsrail ordusunun son güncellemesine göre rehine sayısı da 224. Ve Kassam Tugayları dahil olmak üzere farklı grupların ellerindeki rehine gruplarını farklı farklı yerlerde tuttukları belirtilmişti. Şimdi Kassam Tugaylarının yaptığı açıklamaya göre bu rehinelerden 50 tanesi hava bombardımanında hayatını kaybetti. Ancak Gazze'ye yönelik öyle şiddetli bir hava saldırısı var ki arkadaşlar, şimdiye kadar 200 bine yakın ev tamamen harap olmuş durumda. 200 bin, korkunç bir rakam gerçekten. Ve yani konut olarak kullanılan binaların %45'inin harap durumda olduğu belirtiliyor. Neredeyse yarısı Gazze'nin. Şimdiye kadar 219 okul, üniversite gibi eğitim kompleksinin vurulduğu belirtiliyor. Ve harap hale getirilen, İsrail saldırılarında kullanılamaz hale gelen yerler arasında Birleşmiş Milletler'in Gazze'li çocuklar için açtıkları okullardan 29'u da var. Yani Birleşmiş Milletler'in 29 okulu da tamamen harap durumda, hava saldırılarından nasibini almış. Yine Arapça basına göre şimdiye kadar 101 sağlık personeli hayatını kaybetti ve 24 hastanenin boşaltılması isteniyor İsrail tarafından.
Hala İsrail'in bu hastaneleri arayarak boşaltın dediği belirtiliyor. Hastanelere yakın noktalarında hava saldırılarına hedef olduğunu biliyoruz zaten, biliyoruz diyorum. Çünkü canlı yayında artık gerçekleşiyor bunlar. Buna rağmen bu boşaltın şeklinde uyarılan hastanelerdeki doktorların boşaltmayacağız diye mesajları sosyal medyada dolaşıma girmeye başladı. Hatta hastanelerden birinde doktorlar bir araya gelmiş bir şarkı söylüyorlardı arkadaşlar. Gitmeyeceğiz buradan diye nakaratı olan bir şarkı. Ki İsrail'in boşaltın dediği hastaneler bile kapasitelerinin çok çok üstünde çalışıyor. Çok sayıda sağlık personelini kaybetmelerine rağmen, yaralı ve ölü sağlık personelinin olmasına rağmen bu hastanelerdeki kapasitenin çok üstünde doluluk ve yoğunluk oranıyla çalışmaya devam ettiğini biliyoruz. Bu arada bugün itibariyle Gazze'de ölü sayısı 7028 oldu arkadaşlar. Dün 6500'dü ve sürekli 500-500, 1000-1000 artıyor. Nereye kadar gidecek gerçekten kestirmek çok zor. Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması Arapça basına haber olmuş. Birleşmiş Milletler demiş ki Gazze'nin yeniden imarı için binlerce, milyarlarca dolar lazım demiş. Şimdi bu milyarlarca dolar ne için lazım? Bir kere konutların yeniden imarı için, binaların yeniden imarı için elbette, ama iş yerleri, tarım arazileri, araçlar, hastaneler, okullar, üniversiteler gibi alanların, hem binaların hem de binaların içinde gerekli olan araç gereçlerin temini için milyarlarca dolar lazım demiş Birleşmiş Milletler. Henüz bir hesap yapabilmiş değiller. Yani şimdiye kadarki tahribatın maddi bedeli budur şeklinde bir hesap yapılamamış. Onu anlıyoruz. Gazze'ye cumartesi gününden beri 54 yardım kamyonu girdi ama Gazze'liler ve Birleşmiş Milletler bundan oldukça rahatsız. Neden rahatsız? Çünkü 54 kamyon resmen okyanusta bir damla diyorlar. Aynen bu ifadeyi kullanmışlar Arapça haberlere göre. Gazze'de 2 milyon 300 bin insan yaşıyor ve bunların yaklaşık 1,5 milyonu, 1 milyon 600 bini zaten evsiz durumda. Dolayısıyla bu insanlara her gün 3 öğün yemek, su, ısınma gibi, barınma gibi ihtiyaçlarının, aydınlatma gibi ihtiyaçlarının, sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Birçoğu zaten evinden üstünde başında ne varsa onunla çıkmak zorunda kalmış. Dolayısıyla ihtiyaçlar arttıkça artarken İsrail'in engellemesi sebebiyle şu ana kadar Gazze'ye giren kamyon sayısı 54 ve ilk aşamada hastaneler için gerekli olan sağlık malzemesinin bir kısmının Gazze'ye girdiği belirtiliyor. Şimdi Gazze'de bunlar olurken Batı Şeria'da durulmuyor. Yani Batı Şeria'da Hamas yok normalde arkadaşlar, ama İsrail tarafı orada da terörle mücadele ettiği gerekçesiyle 7 Ekim'den beri saldırılarını arttırmış durumda. Şimdiye kadar Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 105 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor arkadaşlar İsrail saldırılarında. Aynı zamanda yüzlerce Filistinli tutuklandı. Ve birkaç tane de ev İsrail dozerleriyle yıkıldı, teröristlerin evi olduğu gerekçesiyle. Bunun dışında bir de elbette ki Müslümanlardan müteşekkil değil Filistinliler, Hristiyanlar da var. Hristiyanlar bir açıklama yapmışlar. Demişler ki İngiliz bir psikopos 4 gündür Kudüs'teydi ama bizimle ilgili tek kelime etmedi. İsrail yanlısı bir tavır sergiledi. Ve kendimizi terk edilmiş gibi hissediyoruz. Kimse bize sahip çıkmıyor demiş. Oldukça da haklı bir serzeniş. Türkiye ve Katar'dan yine Batı'nın çifte standardına dair bir tepki yükseldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı iki Dışişleri Bakanı'nın birlikte yaptığı açıklamada ağırlıklı olarak vurgu Batı'nın çifte standardına yönelikti. Bunun dışında Tunus'ta bir kanun tasarısı hazırlanıyor. Bu kanun tasarısına göre İsrail ile sivil, siyasi, ticari ya da askeri ilişki kurmak yasak. İsrail ile doğrudan veya dolaylı ilişki kurmak da yasak. Ve bu yasa tasarısının belirlediği çerçevenin dışına çıkan İsrail ile doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ilişki kuranlara ömür boyuna varan hapis cezaları öngörülüyor. Çok ağır bir yasa tasarısı. Ve son olarak da Arap basınından derlediğim bir kısım var arkadaşlar. Arap basınında çok miktarda İsrail kara saldırılarını
kara operasyonunu neden erteliyor konulu analiz, yazı, değerlendirme var. Uzmanlardan görüşler de almışlar. Gördüğüm kadarıyla birkaç tane öne çıkan faktör var Arapça basında. Bunlardan birincisi şu, Arapça basının iddiası çerçevesinde İsrail bir kara operasyonunun ekonomik maliyetini hesaplamaya çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi, bu böylesi bir kara operasyonunun çok uzun, hatta aylarca süreceği, dolayısıyla bunun ekonomiye nasıl yansıyacağının kestirilemediği belirtiliyor. İkinci nokta şu, Gazze'nin altının tünellerle örülü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tünel savaşlarının çok şiddetli geçebileceği belirtiliyor. Aynı şekilde yine rehinelerin bir kısmının, yani İsrailli rehinelerin en azından bir kısmının bu tünellerde tutulduğu, dolayısıyla bu tünellere yönelik saldırılar konusunda İsrail'in çok cesurca hareket edemeyebileceği belirtiliyor. Yani bazıları mesela diyor ki işte gaz verebilir tünellere, su basabilir tünellere İsrail ya da buna benzer bir takım tünellerdeki işte Kassam Tugaylarını ya da diğer grupları elimine edebilecek yöntemler var diyorlar. Ama diğer taraftan o tünellerin önemli bir kısmında, daha doğrusu rehinelerin önemli bir kısmının o tünellerde olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla İsrail'in rehineleri tamamen gözden çıkarması gerekiyor bu açıdan. Bu arada bu yayını hazırlandığım dakikalarda İsrail'den bir açıklama geldi. İsrail basınına göre, daha doğrusu İsrail tarafı arabuluculara demiş ki, ben, yani İsrail olarak, biz rehineler için yüksek bedel ödemeye hazırız ve bunu arabuluculara bildirdik demiş. Dolayısıyla rehineleri gözden çıkaramaz, tüneller konusunda dikkatli hareket etmek zorunda İsrail tarafı diyorlar. Aynı şekilde tünel savaşlarının askeri zayiatı artırabileceği belirtiliyor. Yine İsrail'in kara operasyonunu ertelemesinin sebeplerinden biri olarak Hizbullah'ın ikinci bir cephe açmasından tedirgin olması söz konusu. Bir başka gerekçe ise savaşın bölgeselleşmesi meselesi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de istemiyor, İngiltere de istemiyor, İsrail de istemiyor hatta. Dolayısıyla İsrail'in bu noktalarda tedirgin olduğu için çekingen davrandığını iddia ediyor Arapça basın. Şimdi sevgili Işın'ı ekrana alıyorum ve Türkiye'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya gelelim yavaş yavaş. Fakat, ne dersin Işın? Bir dakika. Hı. Önce bir şey bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Yediot Ahronot'ta gördüm. İsrail rehineler takasında, tabii bütün rehineler kastı değil ama bu yakıt meselesi şu anda çok önemli ya, yakıt yok. Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı da duyurdu. Yani ortada yakıt yok ve biz artık yardım da yapamayız yakıtlar olmazsa diye. Hastaneler çok kötü durumda kalacak. Son gelen 7.30 Ahronot'taki haber, hani bu konuda bir rehineler takasında yakıt verilebilir gibi bir açıklama vardı. Şimdi tekrar bakıyorum, kayboldu. Belki de doğrulatamadılar ama az önce girdi. Bu, onu söyleyecektim. Bir de şunu da eklemek isterim. Hamas'tan bir heyet, Katar'da bulunan bir Hamas heyeti bugün Rusya'ya gitti. Yine rehineleri görüştüler, evet, deniyor. Rus rehineleri görüştüler deniyor. Buna da İsrail'den bir kınama var. Sadece rehine mevzu olduğu için, ama senin sonuna da dönebilirim. Şimdi ben o konuda... Bu arada şunu da hatırlatayım hemen. Dün aktarmıştım zaten ama Mahmut Abbas'ın da önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya'ya gideceği belirtiliyor. Dolayısıyla bunu da bir kere daha hatırlatalım. Mahmut Abbas ancak herhalde İsrail izin verirse gider. Batı Şeria'dan nasıl gidecek Rusya'ya? İsrail üzerinden, yani gidebilir. İsrail izin verirse demek ki o zaman onu öyle görmemiz gerekir. Giderse bunu öyle, evet, okumamız gerekir. Evet, doğru. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dediğin herhalde Hamas'ı terör örgütü saymaması ve onları, ya Hamas'ı bir mücahit kurtuluş örgütü olarak sayması. Şimdi hemen mücahit kelimesine bir bakalım isterseniz. Yani tabii kutsal ülke uğruna savaşan kimse anlamına geliyor değil mi? İlk İslam devleti adına savaşanlara da mücahit deniyordu. Yani tamamen Müslümanlık üzerinden okuyan bir yanı var. Bu, benim kişisel görüşüme göre Filistin davası açısından çok olumsuz bir yaklaşım. Yani terör örgütü olup olmaması tartışmasının dışında söylüyorum. Yani bunu bir Müslüman-Yahudi çatışmasına dönüştürmek
hem İsrail'in hem Hamas'ın işine gelir. İsrail açısından neden? Çünkü bunu zaten İsrail devleti eleştirilenleri bile antisemit olmakla suçladıkları için, konuşturmadıkları için, İsrail devletinin bütün uygulamalarına, hani Avrupa'da da görüyoruz, işte gözü kapalı okey denmek zorunda kalınıyor. Neden? Antisemit olmayalım. Yani Yahudi düşmanı olmayalım korkusuyla, değil mi? Bunu sağlamış olur. Açıkça bir Müslüman-Yahudi çatışmasına dönüşürse. Çünkü tabii bu Hamas'ın kuruluşunda da vardı zaten. İşte İsrail devletini varoluşunu da tanımıyordu. Bütün İsraillileri asker oldukları için, askerlik zorunlu olduğu için işte meşru hedef görebilme gibi bir zihniyet vardı. Zaman içerisinde Hamas bunlardan geri adım attığını iddia etti. Özellikle 2007'de yanılmıyorsam kuruluş tüzüğünü değiştirmedi ama İsrail'in devlet olma hakkını tanıdığını duyurdu. Ama yani bütün bu tartışmaları aslında ne denir? Haklı bir yerde duramayız. Haklı bir davada, haklı bir yerden uluslararası hukuk açısından bakarak hem Hamas'ı hem İsrail'i kınayarak ve aslında bunun bir işgal, bir toprak gaspı meselesi olduğundan uzaklaşmış oluruz diye düşündüğüm için bir kere bu terminoloji, dini terminolojiye ben yanlış buluyorum. Yani İsrailliler, Filistinler açısından da eğer dava sahiplenilecekse. Ama bir başka sorun daha var. Şimdi terör örgütü görmüyorum ne demek? Birkaç açıdan bakabiliriz. Bir tanesi şu. Yani şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi terör örgütü görmüyor. Rusya, hiç söylemiyoruz, Türkiye'de hiç konuşulmaz. Rusya PKK'yı terör örgütü görmüyor. Şimdi demek evet, ki herkesin terör örgütü kendine dünyasında yaşıyoruz. Yani ama Hamas'ı Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın bazı ülkeleri Hamas'ın kendisini değil, El Kassam Tugaylarını doğrudan terör örgütü sayıyor. Yani onun silahlı kanadını. Çünkü şöyle bir gerçek de var, bunu kabul etmek zorundayız. Hamas oraya 2006'da seçildikten sonra İsrail'in ablukası nedeniyle aslında, değil mi? Oranın aynı zamanda meşru hükümeti haline geldi. Yani halka seçme hakkı vermiyor diyemeyiz. Çünkü orası bir abluka altında bir yer. Yani öyle özgürce insanlar lay lay lom seçemiyorlar. Elinde silahlı bir örgüt seçimle de gelmiş olsa. Orada parayı Katar'dan alıp işte Filistin yönetiminden alıp, İsrail'in hepsi de izniyle olan şeyler bu arada. İzniyle olan, evet. Olan şeyler. Bir yapı kurdu, bir düzen kurdu ve o düzenin yöneticisi. O yüzden de biraz Hizbullah'a benzer bir tarafı var. Dayatmayla, ablukayla oluşmuş olsa da. Ama bu tartışılabilir mesela, Hamas terör örgütü müdür değil midir diye. Ama Türkiye açısından çifte standart eleştirirken bu anlamda kendisi de bir başka çifte standartta davranışa düşmüş oluyor. Bunu vurgulamak gerekiyor herhalde, değil mi? Yani işte Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'yi terör örgütü olarak saymadığı için sürekli kınarken, bir yandan da Rusya'ya bu konuda hiçbir şey söylemezken, şimdi Avrupa ve Amerika'nın terör örgütü saydığı bir örgütü saymayarak aynı çifte standartlı duruma düşmüş oluyor. Ya da dünyada böyle bir durum var. Herkesin terör örgütü kendine durumu maalesef. Aslında burada şöyle de bir şey yok mu işin? Yani bütün dünya Mahmut Abbas yönetimini Filistinlerin meşru yönetimi olarak tanıyor. Türkiye'nin yaptığı ya da Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamayla birlikte Mahmut Abbas yönetiminin altı biraz daha oyulmuş olmuyor mu meşruiyet yani açısından? Yani aslında o meşruiyeti zaten yok. Dünyada işi öyle salladı gitti yani. Kimse sorsan Avrupalı yetkililer de meşruiyet olmadığını söyler. Hamas'ta ama Gazze'de en son seçim 2006'da, Batı Şeria'da da en son 2008'de seçim oldu. Bir daha seçim yaptırmadı Mahmut Abbas. Dolayısıyla yani bu meşruiyet tartışması ayrı bir sorun ama işgal altında olan topraklardan bahsediyoruz. İsrail'in havadan, karadan, yeraltı suları dahil olmak üzere her taraftan kontrol ettiği, tamamen denetimine tabi olan Batı Şeria işgal altında sayılıyor uluslararası hukuka göre. Dolayısıyla orada işgalci güç olarak bulunuyor İsrail. Gazze'de tamamen abluka altında. Hani bunların içindeki bence o hangisi meşru, seçim yaptı mı yapmadı, bunlar talih şeyler. Yani bunlar asıl konuyu konuşmaktan bence bizi uzaklaştıran şeyler. Yani ne demek seçim yapacak, nasıl seçim yapacak? Sen de anlatıyorsun işte Batı Şeria'da her gün yerleşimciler hem Filistinlileri öldürüyorlar hem toprak gasp ediyorlar mesela. Böyle bir durum var. Bütün dünya buna sessizdi. Avrupa'sı da, Arapları da vesaire. Yani bu olaylar olmasaydı, hani herkes sanki 7 Ekim bir milatmış gibi davranıyor. Öyle bir durum yok. Evet. O yüzden hani ben ona katılmıyorum.
Ama yine terör örgütü meselesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Ben BBC'de çalıştığım için o zaman hani hani BBC zaman içinde ben de eleştirel bir yazı yazdım. Hani tarafgir tutum alması konusunda ama BBC belli bir dönemde dünyanın bir ekolüydü. Gazetecilik etiği açısından çok önemli bir kurumdu. Orada da mesela kural olarak hiçbir örgüte terör örgütü denmezdi. Neden? Çünkü bu siyasi bir tartışma. İşte acaba IRA, İrlanda Kurtuluş Örgütü terör örgütü mü değil mi? Birine göre değil, birine özgürlük savaşçısı. PKK öyle mi, böyle mi? İşte Hamas o mudur, bu mudur? Onun yerine ne salık veriliyordu gazetecilere? Yani siz buna bulaşmayın. Yani birisi terör örgütü diyor, ötekisi özgürlük savaşçısı diyor. Yani hep böyle bir tartışma var. Evet. Hayır, siz eyleme bakacaksınız. Terör eylemi mi? Terör eylemi. Şimdi Hamas'ın yaptığı, nasıl İsrail Devleti'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırı ve savaş hukukuna aykırı uygulamalarsa, Hamas da rehine almakta savaş hukukuna aykırı, yani rehine almış durumda. Artı o da hedef gözetmeden atıyor füzeleri. Yani daha tabii ki çok büyük bir... Hedefini de öldürdü zaten 7 Ekim'deki saldırısında. Evet, yani çok büyük bir tabii güç orantısızlığı var. Yani çok böyle denk şeyler güçlerden bahsetmiyoruz. Yani İsrail dünyanın en önemli askeri güçlerinden biri. Nükleer güç. Yani bunu hep unutuyoruz ama öyle nükleer güç. Ve arkasında da Amerika Birleşik Devletleri dünyanın askeri olarak bir numarasının desteğini almış bir ülke olarak var. Bir de Hamas var. Yani tabii denk değiller ama sonuçta savaş hukuku, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk. Biz gazeteciler için tek çıpa. Başka nereden bakacağız? Yoksa siyasilere göre Kesinlikle. mi bakacağız? O zaman iki tarafın da işlediği savaş suçlarını, insanlığa karşı işledikleri suçları ifşa etmek, o çıpaya göre izleyicilerimize aktarmak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Çok konuştuğumun farkındayım ama Yok, neden dün estağfurullah. 3 yıl önce Medyaskop'ta yaptığım bir yayına tekrar baktım. Tam 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihli bir yayın bu. O zaman herhalde birkaç gün önce herhalde 24'ünde falan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın lideri İsmail Haniye ile ilk ismini unuttum ama Aruri Amerika Birleşik Devletleri'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu yakalanmasına sağlayanlara ödül vereceği kişi Aruri askeri kanattan bir lider. İlk ismini unuttum. Bu ikisini belki Meşal de vardı ama ben o yayında o ikisinin ismini zikrediyorum. İstanbul'da ağırlıyor. Bu ağırlaması üzerine de hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği dönem başkanı olarak Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuşuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump yönetimi var. Diyorlar ki Türkiye Hamas liderlerini böyle açıkça ağırlayarak, ev sahipliği yaparak kendisini Batı tarafından edilmeye, dışlanmaya götürüyor diye. Şimdi bakın Ağustos 2020. Dolayısıyla Türkiye bugün yeniden sahip çıkarak cumartesi günü yapılacak bir miting var. Çok önemli. Orada nasıl mesajlar verilecek? Mesela Evet. çünkü gerçekten antisemitik bir kamuoyu da var Türkiye'de. Özellikle İslamcı çevrelerde. Muhafazakar kesimde. Evet, kesinlikle. O sloganlar, o yaklaşımlar susturulacak mı? Çünkü isterse devlet bunu yapabiliyor. Türkiye'de Erdoğan isterse kendi seçmenini, kamuoyunu, sloganlarını büyük ölçüde kontrol edebiliyor. Ama bilmiyorum yani bu mitingde nasıl bir yere gidecek. Fakat ben şöyle okuyorum bu durumu. Yani çok açık. Sen daha önceki yayınımızda senle gene burada konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. İsrail'e yakınlaşmanın, normalleşmenin koşullarından en başında İsrail'in talebi vardı. Bunu zaten talep eden, İsrail'e yakınlaşmak, normalleşmek isteyen Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'de. tabii ki İsrail taleplerini dile getiriyor. Türkiye'nin de uyması gerekiyor. Nasıl Türkiye İsveç'ten bir takım talepler istedi, uyması karşılığında NATO üyeliğini onaylıyor, onaylayacak. Bu da İsrail'de taleplerini etmişti. Bir numaranın taleplerinden, yani en önemli taleplerinden bir tanesi, Türkiye'de yaşayan, ki bunların bir kısmına vatandaşlık verildiğini biliyoruz, vatandaşlık verilmiş Hamas mensuplarının Türkiye'den çıkarılması, hadi hiç olmadı, Türkiye'deyken İsrail yönelik operasyon yapmalarının engellenmesi. Evet. Şimdi dolayısıyla bunlar çok açık, konuşulmuş şeyler, bilinen şeyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'in hemen ertesinde son derece
yani beklemediğimiz ölçüde itidali davranmıştı. Ama anladığım kadarıyla arada yani beklediği, nasıl diyeyim, geri dönüşü olmadı. Yani arabuluculuk gibi, belki rehinelerin takasında bir kolaylaştırıcı rol gibi bir pozisyon bekliyordu, umuyordu herhalde. Ama gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı her tarafa gitti. Türkiye hiç yanaşmadı bile. Tamamen Türkiye dışlanmış gözüküyor. Bu evet, Sunak öyle, Macron öyle. Hepsi. Türkiye'yi dolayısıyla pas geçti. Gördükçe herhalde öfkesi arttı ve tonunu değiştirdi. Ben bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bu 3 yıl önceki yayınımı gördükten sonra aslında bu düşünceye kapıldım. Ondan önce o kadar böyle kritik midir değil midir hesap edemiyordum. Ama şimdi çok net olarak Amerika Birleşik Devletleri, Trump ya da Biden yönetimi, çok farkları yok İsrail konusunda. Üstelik bence Blinken'ın Yahudi olması nedeniyle ve bunu İsrail ziyaretinde altını çizmiş olması nedeniyle ilk defa Amerikan Dışişleri Bakanlığı da bu kadar İsrail yanlısı. Çünkü öyle bir denge var Amerikan yönetiminde. Hani Savunma Bakanlığı daha İsrail yanlısı da işte dışişleri daha yumuşak gibi, ama sanıyorum şu anda Biden yönetiminde de 10 tane Yahudi var. Yani görevde olan. Bunun da etkisiyle olabilir. Dolayısıyla Trump ya da Biden olması değişmiyor. Özellikle Hamas konusunda ve İsrail konusunda. Net olarak o zaman demişler, sen tecrit edilmek istiyorsun herhalde, edilmek istiyorsun. Yani bu adamları hemen gönder, böyle şeyler yapma, yoksa tecrit edilirsin. Ki bu açıklamaya aynı gün işte o zaman dönemin Almanya Dışişleri Bakanı, ama dönemin Avrupa Birliği dönem başkanlığı nedeniyle Avrupa Birliği adına da konuşarak Heiko Maas da aynısını söylüyor Türkiye. Net verdikleri mesaj, tecrit edilirsiniz Batı'dan diye. Şimdi bu nokta 3 yıl önce olmuş. Şimdi sen bu noktaya gelmişsin. Ve dünyada hiç benim beklemediğim kadar umarsız denmez de umursamaz, duyarsız kalmış durumda bu meseleye. Bir çözüm arayışı yok. Belki rehineler olmasa hiç olmayacak. Dolayısıyla Türkiye için bence bir kırılma noktası. Hep konuşuyorduk ya işte S-400'ler kırılma noktası mı, Batı'dan uzaklaşıyor mu diye, ama evet, çok kritik olduğunu düşünüyorum cumartesi günü. Ne dersin? Ben de aynı fikirdeyim. Ama bence Erdoğan'ın tavır değiştirmesinde iki tane temel faktör var. Birincisi senin dediğin bu Türkiye'nin istediği kadar rol verilmemiş olması. Türkiye'nin kısacası masadan dışlanması meselesi. Çünkü dediğin gibi Biden, Blinken gelmedi. Biden pas geçti. Ondan sonra Macron pas geçti. Sunak pas geçti. Türkiye'ye uğramadılar bile. Katar'a gittiler, yok işte Mısır'a gittiler vesaire vesaire. Birincisi bu tavır değiştirmede etkili. İkincisi de bence Türkiye'deki o muhafazakar kesimin tepkisi de önemli bir kırılma yarattı diye düşünüyorum. Biraz da iç politikaya, kendi kitlesini sakinleştirmeye dönük bir açıklamaydı diye düşünüyorum. Ama her halükarda yani bu açıklamanın Filistin meselesini Hamas'la İsrail arasını daha fazla sıkıştıracağını düşünüyorum. Yani söyleyeceğim şeyin çok naif bir temenni olduğunu biliyorum, ama keşke Türkiye dahil uluslararası güçler, bölgesel ülkeler Filistin meselesinde Mahmut Abbas ve Hamas arasında sıkışıp kalmış Filistinler için üçüncü bir yolun açılmasını sağlasalardı. Bence yani bu hususta ben öyle çok daha net bir yerden konuşuyorum. Hani İspanya dışişleri, İspanya başka bir bakan neydi? Sosyal güvenlik bakanı olabilir. Ama Podemos'un, yani iktidar ortağı partinin lideri olan bir kadın bakan aslında sıraladı çok net aslında yapılması gerekeni. Yani İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak üzere işte ne bileyim 67 sınırına çekilmesine varacak kadar değil. O çok zor artık, ama o kadar yerleşimden sonra. İşte ekonomik ilişkileri kesin, diplomatik ilişkileri kesin, silah satışını durdurun. Anlatabiliyor muyum? Yani İsrail'i uluslararası hukuka, norma uygulamaya zor. Yani asıl durulabilecek nokta bence bu. Yani öyle dinle, Hamas'la vesaireyle olmaz yani. Olmayacağı da çok açık. Ama tabii o da benimki de naif kalıyor şu anda dünya konjonktürüne baktığın zaman. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bu saatten sonra Hamas'ın uluslararası platformda o terör listelerinden çıkması imkansız artık.
Türkiye Yok ne ama kadar sen şeyden söylemedin. desteklerse, Ben sadece yo, İsrail'in... anladım. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Neden Hamas'la İsrail arasında daha fazla sıkıştırır bu tür çıkışlar? Şundan dolayı diyorum. Çünkü bu saatten sonra Hamas'a Türkiye mücahit değil, isterse melaike desin, başka bir şey desin. Türkiye'nin tanımlamaları önemli değil. Hamas'la birlikte Türkiye de izole ediliyor. Birincisi bu. İkincisi zaten bölgesel kurulacak olan masalardan en başta sıfır, sıfıra sıfır, elde var sıfır, tamamen dışlanmış oluyor. Arabuluculuktan bahsediyor. Türkiye böylesi bir durumda, Türkiye tamamen tarafken, yani nasıl bir arabuluculuk süreci söz konusu olabilir? Türkiye'nin elini zayıflatan bir süreç. Filistinliler açısından da şöyle bir şey var. Yani Hamasçı olmayanları bile Hamas'a tapulamak gibi. Bütün Filistinlileri Hamas'a ne derler? Hamas'ın zimmetlemek gibi bir şey bu. Evet. Yani Yani oradaki tamam biliyoruz Mahmut Abbas yönetiminin de çok yolsuz olduğunu, atalete battığını, hiçbir şey üretemediğini de biliyoruz. Ama Hamas'ta çok böyle seküler, çok demokratik, ondan sonra farklı seslere yer açan vesaire bir örgüt değil yani. tabii ki yani ayrıca da yani dediğim gibi işte kuşatma altındaki bir 16 yıldır, 17 yıldır bir küçücük coğrafyada 2,5 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Yani ne demek yani orada başka yani başında Hamas var yani üstelik silahlı bir örgüt yani bunu unutmayalım yani tabii ki oradaki herkes. Tabii ki şu da var, şunu da kabul edelim. Bugün mesela bir atıyorum anket yapılsa Filistinli gençler belki Hamas'a büyük bir sempati gösterebilirler. Neden? Neden? Çünkü Batı Evet. şeridinde her gün bir zulüm görüyorlar ama Filistin yönetimi, Mahmut Abbas'ın yönetimi İsrail'le işbirliği yapıyor. Bu anlaşma çerçevesinde güvenlikten o sorumlu. Bazen onu tutukluyor götürüyor yani. Hani bir etkin çıkış yapamadı o kamuoyu Kesinlikle. çalıştırdıkları için vesaire. Yani bunlar zaten bunları böyle sunmak yani işte onlar Hamasçı onlar çok olağanüstü koşullardan bahsediyoruz. Bence yani böyle bir koşullarda hani onların Hamasçıymış, şuymuş, buymuş konuşmamız hani Filistin'in adına konuşmaya hiç hakkımız yok. Onu demek istiyorum. Aynen Yani öyle. ancak biz ne yapabiliriz? Tabii ki uluslararası hukuku norm kabul edip işte İsrail'e yaptıklarını anlatabiliriz. Türkiye de bu anlamda uluslararası hukuka uymaya çalışabilir ama kendisi aynı uluslararası hukuka uymakla da birçok ülkede böyle aslında. O yüzden de zaten İsrail'e göz yumuluyor. Yani uluslararası hukuka bakarsan hani ne bileyim ben Türkiye'nin Suriye'deki varlığı sorununu, işte Kıbrıs meselesinde başka bir sorun var. Bak burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. İşte Türkiye bir anda böyle bir ara bir garantörlük lafı çıktı. Çok anlamsız. Çünkü Türkiye'nin bir garantör olduğu bir Kıbrıs var. 1959'da Zürih Anlaşması. O da Birleşik Kıbrıs'a garantördür. Yani acaba tek devletli çözüm mü düşünüyorlar? Ama iki devlet diyorlar. Ya yani neyin garantörü olacaklar? O garantörlük kavramı içi boş gibi. İkincisi sana soracağım bunu. Şimdi bakarsan eğer gerçekliğe acaba İdlib'de Türkiye bir anlamda garantör konumunda mı? Öyle bir şey mi kastediyor? Biliyorsun İdlib'de bir pozisyon aldı Rusya ile anlaşmasında ve oradaki cihatçı örgütlerin garantörlüğü üstlendi gibi geliyor bana. O değil mi? Bir tür garantörlük şeyi değil miydi o yani? Tabii. İşte Yani bunu mu ölü doğan bir garantörü mü? garantörlük. Hayır yani hani Hamas'ın mı garantörü olacağız? Neyin garantörü? Böyle lafı güzel diyorum ben. Bunlar biraz böyle boş ama endişe verici. Çünkü Türkiye daha farklı ilişkiler kurmak üzere işte neydi? Mısır'la barışmaya, İsrail'le barışmaya çalışıyordu. Dengeli de gitti ama birden yeniden bambaşka bir yere dönüyoruz. Bence Rusya'nın da çok eskisi kadar sevdiği bir ülke olamayız. Çünkü tahıl anlaşması mesela bir daha olmadı. Yani o kadar demek ki orada da bir sıkıntılar var. Değil mi? Evet. Böyle yalnız Yani mı kalacağız ya? Türkiye'nin ne olursa olsun denge politikasına geri dönmesi gerekiyor. Şimdi tamam, hava çok sıcak, atmosfer işte, insanlar böyle çok heyecanlı Gazze konusunda. Her gün insanlar katlediliyor, çoluk çocuk, bebek vesaire. Korkunç görüntüler izliyoruz zaten sabahtan akşama kadar arkadaşlar. Diğer taraftan şöyle de bir durum da söz konusu. Yani Türkiye'nin Filistin meselesinde, özellikle de Gazze konusunda bir şey yapmak istiyorsa,
Şu ana kadar evet yok sayılmış olabilir, masalardan dışlanmış olabilir ama ne olursa olsun o denge politikasına devam etmesi gerekiyor. Hem İsrail'e hem Filistin'e kapıyı açık bırakması gerekiyor diye Sanırım düşünüyorum. yani şu anda yani Netanyahu asla, yani şimdi ben gidecektim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, gitmedim diyor. Böyle bir davet var mıydı bilmiyoruz. Biz Netanyahu'yu bekliyorduk. Hastalık Netanyahu gerektirmeye gelecekti, kalp gelmedi. ameliyatı geçirdi diye vazgeçti. Gelmedi. Bu Ben arada söyle. söylesem. Ben sadece işte o tesadüfü söylemek istedim. Şimdi biliyorsun 2008 yıl, yani bu bizim One Minute krizine döneceğim. 2008 yılının Aralık ayında o zamanki İsrail Başbakanı Ehud Barak Türkiye'yi ziyaret etmişti. Sonra döndü. Bir hafta sonra dökme kurşun adını vermişlerdi. Buna benzer çok şiddetli bir Gazze'ye saldırı düzenledi İsrail. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ehud Barak bir hafta önce buradaydı, bana hiçbir şey söylemedi diye çok sinirlenip Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e kafa tutmuştu. Şimdi eğer Netanyahu gelmiş olsaydı çok benzer bir durum olacaktı. Çok acayip bir Evet. durum Ama olacaktı. zaten onun bir benzeri yaşandı. Şöyle ki mesela geçen gün Arap gazetecilerden biri bana sordu onu. Diyor ki bu Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik saldırısından Ankara'nın haberi var mıydı yok muydu? Ya dedim onu bırak, Hamas'ın kendi üst yönetiminin haberi yokmuş. Türkiye'nin nasıl haberi olsun diye. Peki diyor bu Hamas'la Türkiye arasında ya da Kassam'la Türkiye arasında güvensizlik anlamına gelmez mi? Ama Şimdi çok. ilişkisinin niteliğini bilmiyoruz ki güvensizlik var mı yok mu bilelim. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bu bir sığ bakış açısı. Çünkü aslında biz 11 Eylül'de El-Kaide'de de gördük. Yani örgütler neydi? 11, güya işte El-Kaide Taliban'a bağlı. İşte Pakistan Afganistan'ı kontrol ediyor. Hani Taliban'ı kontrol ediyor. Evet. Taliban da öyle bir şey olmadığını gördük. Örgütler son derece özerk davranabiliyorlar. Büyük ihtimalle Hamas da bu seferinde gerçekten özerk davranmış olabilir. Çok uzun süredir. Yani çok Hamas'ta değil hatta Kassam yani, yani Tugayları. dolayısıyla hani bence bu güvenlik meselesi değil ama şöyle bir tartışma olmuştu. Seyircilerimiz de belki takip etmiştir. Hani belki sen konuşmuşsundur burada. İşte 7 Ekim günü bir görüntü yayınlanmıştı. Yine İsmail Haniye, Halit Meşal'le beraberdi galiba. Böyle işte operasyonu izliyor falan, falan hani şaşırmışlar Tabii şükür artık namazı neyse falan ha. kılıyorlar. Kılıyorlar. Onun Türkiye'de olduğu iddia, yani o görüntülerin onlar Hı. Türkiye'deyken çekildiği iddia edildi. Bu doğrulanmadı, yalanlanmadı. Sonradan işte şöyle laflar çıktı. İşte Türkiye oradalarmış da hadi artık siz gidin demiş de o yüzden de Hamas liderleri bozulmuşlar, niye bizi gönderiyorsunuz falan diye. Bunları bilmiyoruz. Bunlar söylenti ama bizim Türkiye gazeteciler olarak Dışişleri Bakanlığı, eskiden işte ne bileyim yıllar öncesinden bahsediyorum. Düzenli haftalık brifingler verirdi. Belki sadece duymamızı istediklerini söylerlerdi yine ama sonuçta bir kamuoyunu bilgilendirme dertleri vardı ve bunu düzenli En olarak azından soru yaparlardı sorabiliyorduk. falan. Değil mi? Konuşuyorduk. Kaynaklarınız daha düzgün oluyordu. Yani Ankaralı gazeteciler arasında söylüyorum. İşte böyle bir şey yok yani. Ne, kim karar veriyor? Ne zaman karar verdi? Neden öyle dedi falan. Bunları bilmemize imkan yok bizim. Spekülasyona giriyor bir noktadan sonra. Yalanlanmamasından bazı spekülasyonların doğru olabileceğini düşünüyoruz. Burada da galiba öyle bir durum olmuş. Yani Hamas liderleri buradaymış ama göndermişler. Ona da Hamas liderleri de bozulmuş. Bilmiyorum. Çünkü benim beklentim, sana yayında söylemiştim sanırım, Türkiye'nin bu en azından yabancı şeylerin, rehinelerin serbest bırakılmasında bir, hani nasıl Ukrayna'da yaptı, benzer bir rolünü ona verilebileceğini düşünmüştüm. Öyle bir şey olmadı. İlkini Mısır'a teşekkür etti Hamas. İkincisini de Katar'a teşekkür etti, yani arabuluculuk şeyleri için. Türkiye'ye böyle bir hiçbir şey verilmedi. Halbuki Türkiye bunu çok ister yani. Bir son bir şey daha aklımdayken söyleyeyim mi? Çok böyle bombardımana tuttum. İzleyicilerin de soruları birikti Söyle ama. lütfen, biz Şu dinliyoruz bana seni. ilginç geldi. Hamas'ın 50 rehine öldü açıklaması bana çok ilginç geldi. Neden söyleyeceğim? Şimdi bu bir yandan şöyle bir açıklama, yani bir yardım çağrısı aslında. Çünkü çok sayıda yabancı olduğunu da biliyoruz. Ve mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi vatandaşları da rehin olduğu için İsrail'i biraz gemlemeye çalıştı. İşte hani kara operasyonunu ertelesinler, tamam bombalasınlar ama işte rehineleri kurtarmak gibi bir, çünkü sorumlulukları var. Bir devletin en büyük sorumluluğu vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Ama şimdi bu 50 öldü biraz şey gibi, yani yardım çağrısı gibi, bak yavaş yavaş ölüyorlar, şunu bir dizginleyin İsrail'i gibisinden uluslararası topluma geliyor. Buna Evet. mukabil
Rehineler ölmeye başladıktan sonra İsrail'de zaten ölüyorlar. Ne yapalım, kimse de bir şey demedi. Bak mesela 50 tane öldük, bir gık çıktı mı çıkmadı. O zaman 250'yi de öldürüveririz diyebilir. Böyle bir riskli Diyebilir. tarafı da var. Yani çok böyle Aynı bıçak sıkı bir fikirdeyim. duruma girdik o konuda da. Bence de. Bir de şeye gelelim. Sorular da var zaten. Sorulardan önce son sorum olsun benim bu sana. Işıncığım, Türkiye'nin yani Erdoğan'ın yaptığı o açıklamadan sonra Amerikalılar da bir grup senatör Türkiye'den bazı soruların cevaplarını istemek üzere ayaklanmış durumdalar. Böyle bir girişimleri söz konusu. Türkiye-Amerika ilişkilerinde ne getirir bu durum? Ya Valla da bize Türkiye-Amerika ilişkilerini verebileceğin birincisi şu senatörler ne yapmaya çalışıyor? Hangi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor? Onları bir valla kısaca onun aktaralım mı? listesi elimde, sen aktar eğer önünde açıksa, benim elimde yok. Dün gördüm haberi ama yani listi şu anda böyle aklımdan tekrar edecek gibi değilim. Ama herhalde Orada Hamas'la. en önemli nokta şuydu. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından herhangi bir Türk yetkilisinin haberi var mıydı, yok muydu? Ya bunlar En çarpıcı olanı buydu. yani bunlar siyasi şeyler aslında, yani öyle okumak lazım. O sorular aslında Amerikan yönetimine Türkiye konusunda baskı yapmayı içeren bir nitelik taşıyan sorulabilecek. Sana da bir gazeteci sormuş. Yani sorulabilecek sorular. Bu nasıl diyeyim, retorik aslında. Yani çok bence onun cevabını merak ettiklerini düşünmüyorum. Ama buradan bir baskı Kesinlikle. amaçlıyorlar. Ama şöyle bir şey daha vardı. Hatta çok tartışıldı biliyorsun. Birdenbire Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini pıt onayladı. Hani şimdi bu olu gelişmelere bakarsak acaba şöyle bir yanı mı var? Ben onu bir onaylayayım da şimdi biraz Hamasçılık yapacağım. Hani ama burayı da onayladım mı acaba? Niye mesela o tarihte o? Yani onaylamadı da meclise gönderdi anlamında söylüyorum. Hani o zamanlama da çok tartışıldı ya. Niye durup dururken şimdi ne oldu, bitti mi? Yani İsveç'le ilgili beklentilerimiz oldu mu? İadeler oldu mu? İşte biliyoruz yasalarını değiştirdiler, uygulamaya da geçtiler belli açılardan. Hatta galiba birini de bugün yine bir yerde gördüm. Bir kişiyi de iadesi mi düşünülüyormuş? Neyse yani böyle bir gelişmeler var ama yani o gün NATO, yani bu kadar ortalık Filistin meselesiyken üyelik onaylamak bana biraz hani bakın bu işi de yaptım hani mesajı gibi geliyor ve biraz daha Hamas'a destek çıkabilirim belki senin dediğin gibi iç kamuoyu için, ama bence yani bu sefer iç kamuoyunun gazını almak olarak kimse okumaz yani. Uluslararası konjonktür, hani benim hoşuma gitmiyor bu durum, yanlış buluyorum ama öyle Kesinlikle. öyle yani belki de hani S-400'den daha ağır bir sonucu bile olabilir. Bu Türkiye eğer özellikle de cumartesi günü mesajları falan herkes çok iyi dinleyecektir. Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği bir miting bu. Yani biz dünyanın dört bir yerinde protestolar görüyoruz ama gidip de devlet başkanları falan kimse liderlik yapmıyor. İnsanlar kendi meşru, yasal protesto haklarını kullanarak sokağa çıkıyorlar. Hani Mısır gibi ülkeleri, Tunus gibi ülkeleri dersek oralarda bile kendiliğinden sadece hükümet hani normalde işine gelmeseydi kafalarına vurur eve sokardı, ama hani onun da şu anda elini güçlendirdiği için o kamuoylarının gazını almak için izin veriyor. Ama hiçbirini, hiçbir lider düzenlemiyor yani. Dolayısıyla bu çok ağır bir şey yani bir ve orada eğer işte ne bileyim işte antisemitik, gerçek anlamda antisemitik yani işte Yahudileri doğrudan hedef alan, ayrım gözetmeksizin ya da bütün İsrail vatandaşlarını aynı kefeye koyan, hani İsrail hükümetinin de kınarken bile bütün, yani İsrail hükümeti bütün İsrailleri temsil etmiyor ki bile yani. Hani bu böyle sloganlar olursa, böyle cihat işte naraları falan atılırsa tabii bu uluslararası kamuoyu da İş başka yere ülkelerde doğru gider yani. gider. Evet. Yani kesinlikle, kesinlikle. Açıkçası bilemiyorum işin ya. Yani bu kadar hızlı bir denge politikasından işte Hamas mücahiddir'e gelen bilemiyorum. Sanki önümüzdeki günlerde başka şeyler de duyacağız, başka şeyler de öğreneceğiz bu dönüşle ilgili gibi geliyor bana. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok sert bir dönüş. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Yani Erdoğan dün söylediği bir şeyi ertesi gün 180 derece farklısını söyleyebiliyor. Doğru, dış politikada sıkça karşılaştığımız bir şey.
Ama yani Hamas'la ilgili Katar bile bunu söylemezken, işte Mısır bile bunu söylemezken Türkiye'nin Hamas'a bu denli sahip çıkması bilemiyorum. Türkiye'ye faturası olacak gibi geliyor bana da Gerçi okuduğum Mısır diyemez çünkü Müslüman kardeşler de. Yani şimdi zamanlarda. bir İran'la aynı duruma düşeceğiz yani. Şimdi düşün, Katar'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı var, üssü var yani CENTCOM orada. O nedenle de Katar'a göz yumuyorlar aslında Hamas liderlerine ev sahipliği yapmasına. Ama yani orada da bir ikiyüzlülük var. Her yerde olduğu gibi. Yani Türkiye'de olmaz da Katar'da olur gibisinden. Başka dengeler var çünkü orada Katar'la Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisinde. İsrail'le bir ilişkisi yok Katar'ın. Ama Türkiye hani Katar'ın tutumundan senin dediğin gibi bir öne çıkıyor ve işte İran'a falan doğru savrulma riski var bu durumun Üstelik Türkiye'nin ve İran'ın Katar'a şeye de Hamas'a desteği de aynı değil. Yani Türkiye bir silah vermiyor mesela Hamas'a. Böyle bir Tabii şey de o var. başka bir şey ama yani şöyle yani Hamas'ta silahlarını yani böyle şeyde İran'da elinde kasayla götürmüyor yani silahlar da bir şekilde ediliyor parasal destek. Şimdi Hamas'ın gelir kaynakları var bunları da konuşabiliriz. Şimdi tamam Katar özellikle kamu çalışanlarının parasını ödeyebilsin diye işte belli bir miktarda onu da İsrail bazen kızıyor vermiyor birkaç ay o yüzden maaşlar ödenemiyor falan. Neyse bavullarla götürüyor. Filistin yönetiminin oraya aktardığı bir takım bir belli miktar var. Evet. Onun dışında Hamas ne yapıyor? Yani işte parayı işletiyor. Türkiye'de şeyleri var, dükkanları var, Yatırımları var. yatırımları var, kriptoya girmişler falan dediklerine göre bilemiyorum ama yani sonuçta o parayı kullanıyor. Hep o paralarda bir şekilde silah almaya gidiyor falan filan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yeni yaptırım listesi yayınladığında 9 kişiyi orada görüyoruz yani nerede ne iş yapıyorlar. Türkiye'de olan 3 kişi var, Türk vatandaşlığı almış vesaire. O parasal kaynaklarını da kısmak istiyorlar. Terör örgütü saydıkları için tabii. Evet, yavaş yavaş sorulara gelelim mi? Arkadaşlar sorularınızın başına büyük harflerle soru yazın lütfen. Sonra görmüyorum, sonra bana kızıyorsunuz niye sorumu okumadın diye. Sırayla gidiyorum. Evet, Şükran Yerci'nin sorusu var demiş ki, İsrail Devleti'nin kurulduğu 1947 yılından beri toplam olarak ölen insan sayısı nedir? Yıllık insidans nedir? Bu konuyu da iki tarafta kayıt var mıdır? Yani kayıt vardır da ben bilmiyorum açıkçası. Ben Sen şimdi biliyor musun yayından işi? önce bu soruyu görmüştüm, şöyle bir baktım. Yani tabii ki böyle bir total sayı bilemiyorum. Fakat Gazze operasyonlarında şimdi şöyle bir makul oran diye bir şey var. Yani bir orantılılık hesabı oluyor orduların, bütün orduların. Bir hedef başına kaç sivil öldürebileceklerini ordular aşağı yukarı hedefliyorlar. O miktarın üzerine çıktığında da bir üst mesela merciden yani ne bileyim işte Genelkurmay Başkanı açıyor siyasi liderlere. Diyor ki işte o hedef şurada ama işte burası bir okul. Ve ben vurursam 28 çocuk ölecek. Onun kararını şeye bırakabiliyorlar. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri şey daha şeffaf bir ülke olduğu için onu araştırırken insansız hava uçakları da ölümlerle ilgili işte insansız hava uçakları mı diyorduk? İnsansız hava araçları diyoruz. Hava Silah, araçları. İHA'lar. SİHA'larla ölümlerini araştırırken bulmuştum. Irak Savaşı sırasında biliyorsunuz hani bir ilk büyük bir bombardıman oldu Bağdat'a işte. O zaman o zamanki komutanların anlatımı bize bir hedef başına yani diyelim ki bir Iraklı bakan çünkü bakanlıkları falan vurmuşlardı başına 29 sivile kadar izin vardı. Ondan sonrası için direkt başkana sormamız gerekiyordu. Yani başkandan alınıyorsun mesela. 29 değil de 52 sivil var orada. Bu arada bu hedefi gene de vuralım mı? Başkana soruyorlar. Böyle mekanizmalar işliyor. İsrail ordusu da çok bu anlamda benim yani bilebildiğim kadarıyla aslında çok böyle hani komuta işte çok nasıl diyeyim tekniktir yani. Hani böyle şeyleri Evet. mutlaka vardır. Kaç tane kendisi kayıp vermeyi göze alacağını, kaç sivile kadar öldürmeyi göze alacağını biliyordur. Ama maalesef bu son iktidar tabii biraz daha vahşi bakanlardan bir tanesi Lübnan'da büyük katliamlardan sorumlu bir bakan yani geçmişte öyle bir askeri şeyi var. Bir tanesi işte ırkçılıktan ve Araplara karşı ırkçılıktan ve terör örgütü destekçiliğinden Dengi Ben bir. gibi. Ötekisi de çok ilginç. Ben onu yeni buldum. Lübnan'da büyük katliamlardan sorumlu Lübnan
zamanla İsrail Savaşı sırasında, iç savaş sırasında, o Şatila katliamları falan döneminde. Yani çok vahşi bir iktidar var. O yüzden orada da onayı veriyor olabilir. Bir tek şeyi söyleyecektim yalnız. Zohrot diye Zohrot, İsrail'e bir sivil toplum kuruluşu var. İsrail toplumuna Nekba'yı anlatmaya çalışıyor. Çünkü yani yokmuş gibi davranıyorlar. Hani yani işte zaten hani kurucu ideoloji ne denir? Topraksız insanlara, insansız toprak iddiasıyla oralara gidiyor. O ilk işte 1948 Mayıs'ında İsrail'in kurulmasından sonra ilerliyorlar ya, köyleri boşaltıyorlar, sürüyorlar insanları. Çok insan kaçıyor. Orada mesela Deir Yassin katliamı vardı bir ilk. Evet, meşhur. 120 kişinin öldüğü birçok yerde ama İnsanlar hani çaylarını, yiyeceklerini, ne yapıyorlarsa her şeyi bırakıp öyle kaçıyorlar yani bu İsrailliler saldırdığında. Öyle bir dönem. Ondan sonra tabii kayıtları vardır yani karşılıklı olarak. Evet. Ömer Öztürk demiş ki ana akım medyada Hamas'ın kimyasal silaha sahip olduğu söyleniyor. Bu Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı dile getirdi ilk başta bunu. Ve Ömer Öztürk demiş ki bu doğruysa ve Hamas bunu kullanırsa bu silahlar solunum cihazı olmayan sivil halkı öldürmez mi? Şimdi herkes öldürür. Yani evet, ama bir şunu da söylemek gerekiyor. Yani ana akım medya derken hangi medya olduğuna çok dikkat etmek gerekiyor. Şu anda savaş döneminde elbette birçok medya kurumu da sansür kurallarına göre ya da sahipliklerinin ideolojisine göre davranıyorlar. Buna karşın mesela İsrail'in halen daha önce de kullanmıştı ve bu belgelenmişti de beyaz fosfor aslında yasak uluslararası evet. göre kullandığını biliyoruz. Hatta işte programın başında dile getirdi hediye işte ne sıkacaklarmış tünellere zehirli gaz. Bunlar gaz. Suç. Bunlar yani bunlar suç. Yani öyle tabii. Hamas bilmem ne falan değil. Hamas da savaş suçu işliyor, İsrail de işliyor. Mesele İsrail'in savaş suçları İsrail'in yanında kalıyor. Yer kalıyor, evet. Yer kalıyor. Hamas'ın suçlarını ise daha çok Filistinler yeniden. Abartı abartı veriyorlar yani. Evet, bir de bir de böyle bir şey var. Şimdi Nülgün Durgun demiş ki günlerdir İsrail'in Filistinlere yaptığı soykırımı izliyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumların hükümsüzleştirilmesine karşı duran hiç mi aklı başında kurum yok? Nerede? İsrail'de mi? Yani ben sadece şunu söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları ki İsrail'i yine uluslararası hukuk çerçevesinde eleştiriyordu Gazze'de yaptıklarını. Bir kere önce İsrail'li bakanlar çok edepsiz bir şekilde çarpıttılar. Çünkü orada Hamas'ın da eleştiriyordu o konuşmanın bir noktasında. Ama bunları bilinçli yapıyorlar. Yani bir kere bir nasıl diyeyim intimide etmek ne denir? İnsanları böyle sindirmek bir kere bas bas bağırarak sindiriyorlar. Konuşsanız antisemitik oluyorsunuz. İşte biz görüşmeyeceğiz. Bu kurumun başından gitsin diyorlar. Bunu dediği zaman vize hani, vermeyeceğiz dediler. Ben falan böyle dün, son derece dünkü yayında aktardım bunu. Guterres'in konuşmasından sonra İsrailli bakanlardan biri dedi ki bundan sonra Birleşmiş Milletler çalışanlarının hiçbirinin vizesini yenilemeyeceğiz, yenilemeyebiliriz şeklinde bir teklifte bulundu. Yani ne demek istiyorsunuz? Gazze'deki çalışanlar için de geçerli, Batı Şeria'daki BM ajansları için de geçerli. Bugün Guterres yeni bir açıklama yaptı, onu izledim ben. Öyle adam mi? Diyor ki işte çok kötü diyor, işte çarpıtıldı, yanlış anlaşıldı, şöyle oldu, böyle oldu falan diye alttan aldı. Ya bu tamamen yani, İsrail'in aslanası yani. Çok klasik İsrail Devleti'nin çok sık yaptığı bir şey. Bunu yapabildiği için yapıyor. Mesela biliyorsunuz mesela ne bileyim işte bu şeyin başında da oldu. Önce bir açıklama yapıyorlar, sonra belki bir hafta sonra değiştiriyorlar. Millet uğraşıyor öyle mi böyle mi vesaire diye. Şirin neydi? Akli El Cezire'nin işte Ebu Akli. Bir buçuk sene oldu Şirin Ebu Akli'nin öldürüleni. Önce biz vurmadık yani. Dediler. Yo çıktı o kesinleşti. İsrail'in yaptı ama neden öyle kesinleşti diyorum. Hani Amerikalılar şimdi, şey yaptı da. Sonuçta şunu demeye çalışıyorum. Bir kere atıyorsunuz, karalıyorsunuz. Ondan sonra onlar uğraşsın diyorlar. Sonra ben o konuda Türkiye'nin de çok şey olduğunu söylüyorum. Dünya beşten büyüktür. Evet. O beş ülke bir türlü kararları alamıyor. Birbirlerini veto ediyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri daima İsrail'lik evet. oluyor. İşte Rusya'da kendine göre başka birlik oluyor vesaire. Fakat şimdi beşten büyüttüğünüz zaman mesela altı Türkiye,
7 Hindistan geldiğini düşünelim. Böyle bir karar mekanizması. Hindistan'da, Keşmir'de uluslararası hukuka aykırı uygulamalar uyguluyor. Türkiye'nin bir sürü sorumlu uygulaması var. Yani aslında her ülkenin işine de gelen bir sistem bu yani. O kadar da hani çok daha adil olmaz daha geniş olursa. Çünkü bu sistemi esneten Birleşmiş Milletler hukukuna, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka, savaş hukukuna uymayanlar, yani her bir devletin bakın sicilinde vardır. Öyle hiçbiri de böyle çıkıp da çok biz akbakız, çok az ülke var yani öyle diyebilecek, onu söyleyeyim. Vallahi onu da kazısak altından neler çıkar. Herkes ikiyüzlü yani. Kesinlikle. Bir tek ayaklarına basılınca bas bas bağırıyorlar uluslararası hukuk diye. Yani Timur Doğan demiş ki tünel simülasyonunun Ukrayna'da Azovstal aldı, evet. O fabrika Azovstal'da vardı ya, büyük şey, sanayi evet, bölgesi. Evet. Hatırladım şimdi. Tecrübe ettik. Hamas'ın da güvenliği strateji bu bence. İsrail rehinelerden vazgeçebilir mi demiş. Biraz ben önce bunu açıkladı aslında. Gerçi. Ben de aynı fikirdeyim. Yani kolay değil. Kolay, o çok kolay. Siyasi evet. Bedeli olacak. Yani askeri olarak biz bedel veririz, keseriz, asarız falan diyorlar da yani sonuçta İsrail hakkı zaten bu savaştan önce Netanyahu iktidarına karşı neredeyse %50 bölünmüştü. Yani meşru bulmuyorlardı, istifası isteniyordu. Bir de bu kadar halkını koruyamadı, bir numaralı görevi olan halkı koruma görevini yerine getiremedi. Son yapılmış bir kamuoyu araştırması var, Diken'de yayınladık. %60'ı yani Netanyahu istifa etsin diyor şu anda. Ha, evet. Filistinlere çok sert cevap verilmesini destekleyen de bir o kadar kamuoyu var ama bu Netanyahu'yu suçsuz kılmıyor, aklamıyor. Dolayısıyla şimdi bir de yeni asker kayıpları, bir de üstüne rehineler. Çok ağır bedeli olur diye düşünüyorum. Evet. Muharrem Palaz demiş ki Netanyahu İsrail-Filistin çatışmasından Hamas'ın güçlü çıkması durumunda tüm Avrupa'nın bundan etkileneceğini söyledi. Bu savaşı bölgesel durumdan çıkarıp bir dünya savaşına mı çevirmek istiyor? Valla önce bir bölgeselleştirmek istiyor. Yani şöyle benim gördüğüm bu iş uzuyor ya, Karas savaş yani öyle asacağız keseceğiz dediler ama tamam bombalıyorlar, gerçekten çok şiddetli bir şekilde bombalıyorlar. Çok sert ama, evet vuruyorlar. Şimdi bir yandan da ne kadar şu anda çok görmesek de ne oldu, yavaş yavaş Avrupa'da biraz dönmeye başladı yani bu kadar da olmaz diye. İşte hani bir ateşkes olsun, hiç olmazsa bir insani yardımla duraklama olsun, işte bakın bugün haberleri geçtik. Hani bir takas bile düşünülmeye başladı. Yakıt verin de işte 3 rehine verelim falan gibi. Yani frenlemeye çalışıyorlar bu kadar ölümden sonra. O kadar da kolay değil tabii yani. Hani ne kadar ikiyüzlü olurlarsa olsunlar. Yani çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Çok büyük kayıplardan bahsediyoruz ve üzerlerine kalacak. Bence hani hep benim düşündüğüm orası olmazsa acaba hani biraz İran'ı suçlarız. İran yaptı bunu diyelim. Biraz bölgeselleşsin. Hani Amerika'da girsin. Tek başına kalmasın da İsrail savaşa. Evet. Yani bölgesel bir şey olsun. Bunu aranırlar ama yani dünya savaşı ne demek? Çok zor. Bölge savaşı bile. Evet. Kimse istemiyor zor yani. Evet. Macron, IŞİD'e karşı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmeli dedi. IŞİD, Hamas eşittir IŞİD görüşünü işleyerek bir batı koalisyonu mu kurmak istiyor? Valla evet. Ben açıklama yapmak istiyorum. Saçmalıyor. Tabii. Çünkü şimdi şöyle söyleyelim. Tamam peki şey mi yapacaklar şimdi? Diyelim ki Hamas'a karşı IŞİD koalisyonu gibi koalisyonları var zaten. Hadi gidelim savaşı. Ne yapacaklar? Gazze'yi bir de onlar mı bombalayacaklar? Bir. İkincisi hani şey Irak Savaşı gibi düşünelim. Orada da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir gönüllüler koalisyonu toplayarak Irak'a işgal etmişti. Yani Filistin zaten işgal altında. İşgal edecek neleri kaldı yani? Bir şey de kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar bizim işte garantörlük lafı gibi lafı güzel. Öyle bakmak lazım. Evet. Hüseyin Nuri Toprak demiş ki sizce Türk halkının İsrail vatandaşlarına yahut Yahudilere bakışı nasıl? Halk genelinde Yahudi karşıtlığı ne boyutta? Bir İsrail vatandaşı kendini Türkiye'de güvende hisseder mi? Valla cumartesi gününe bağlı bu biraz da. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Elbette ne zaman bir çatışma çıksa Orta Doğu'da Türkiye'deki İsrail vatandaşları, ne zaman Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan bir çatışma yaşansa Türkiye'deki Ermeni vatandaşları. Ermeni vatandaşları. Ermeniler yani Ermeni asıl Türk vatandaşları yani İsrailler de öyle. Şey, Yahudiler de öyle. Şimdi karıştı kelimeler nasıl söyleniyordu ya.
Yani Yunanistan'da kriz olsa çok sayıları kalmadı ama Türkiye'deki Rumlar. Yani tabii ki korkuyorlar. Çünkü bizim yani hani mangalda kül bırakmayan bir milliyetçiliğimiz var biliyorsunuz. Hollandalılara kızınca portakal bıçaklıyoruz ama Türkiye'de sinagog saldırıları oldu. Yani devlet orada da sinagogları koruyamadı, bizi de koruyamadı, vatandaşlarını da koruyamadı. Yani çok çok şey var. Elbette Türkiye'de bu gerilim, böyle bir gerilim yaşandığında kendilerini güvende en azından ortada Hissetmiyorlar. pek şey hissetmek istemezler. Yani ortalarda falan görünür olmak istemeyeceklerini tahmin ediyorum ben. Ya Çok bugün açıktan Yahudi mesela karşılığı da yapılıyor. tabii bugün mesela İstanbul'da bir işletme Yahudiler giremez diye şey asmış, kağıt asmış. İşte yani. Gerizekalı. Yani Gerizekalı kimse değil. kusura bakmasın da Bunlar suç. Gerizekalı kusura değil. Bunlar suç. bakmasın kimse de Nefret suçu. Nefret suç. söylemi. Doğru Yani söylüyorsun. devletin bunlara müdahale etmesi gerekiyor. Bakın bizde Alevilerin evlerini işaretliyorlar. Devlet buna bir şey yapmıyor. Mezarlar üzerine Tahrip işaretler ediliyor. konuluyor. Yani bunların hepsi aynı. İsrail'i nasıl kızıyorsak, İsrail devletinin söyleminde var ya bütün Filistinlileri terörist saymak gibi. Aynı kafa işte. Hiçbir farkı yok. Yani ondan sonra da ağlıyoruz. Avrupa'da İslamofobi varmış. Sen kendi ülkendeki nefret suçunu gör. Bizim Suriyelilere yaptığımız da nefret söylemi ve suçu. Bunları da görmemiz lazım. Yani Ya evet, yabancı düşmanlığı. özellikle ama Ama bunları kesinlikle ve devlet eğer özellikle bir de suça şeye bağlamazsa. Evet, Türkiye pardon. Cumhuriyeti vatandaşı olan Yahudilerin, Ermenilerin güvenliğinden birebir devlet de sorumlu, vatandaş da sorumlu. Kimse kusura bakmasın bunda. Yani Yani ama devletin bu insanları körüklendiğini koruması gerekiyor. görüyoruz. Kabul Evet, edelim ne ki yazık ki öyle. körüklendiğini, yani İslamcılık adına Halbuki o. Türkiye'deki herhangi bir Yahudi ile, hatta İsrail'den gelen herhangi bir Yahudi iş insanı ya da turistle Netanyahu'nun ne alakası var ya? Hükümet sözcüsü gibi davranıyorlar. Yani öyle Neyse. de, alakası da olabilir. Fark etmez. Bu da onu hedef göstermeni gerektirmez. Yani sen onunla fikri düzeyde, neyse işte diplomatik düzeyde mücadele et. Yani ama hedef gösterme söz konusu ve o bir rahatsız edici olan o. Yani IŞİD gibi örgütler de zaten bu ortamlardan yararlanıp şey yapıyorlar. Niye Amerika, Avrupa'da neonaziler şu anda böyle ellerini ovuşturuyorlar mesela? Çünkü bakın yeni bir haber. Yani o kadar çıldırdı ki Alman hükümeti de neonazilerle yarışıyor. AfD şu anda Almanya'da ikinci büyük parti konumuna geldi. En son Hessen ve bir eyalette daha yapılan yerel seçimlerde de çok rekor düzeyde oy aldılar. Almanya'nın Hristiyan, pardon, Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı dün işte görüşülen bir vatandaşlık yasası var. Biz oraya antisemitik olanlara vatandaşlık vermeyeceğiz diye bir şey koyacağız filan gibi noktaya getirdi. Ne demek? Nasıl ayıracaksın? İfade özgürlüğü kapsamındaki İsrail devletini eleştirenle antisemitliğin ayırmanın hani normu, kıstasını nasıl bulacaksın? Tamam mı? Ve tam da bu tavırlar aslında yabancı düşmanlığını körükler. İşte bunlar kimisi antisemitik der, ötekisi işte bunlar Müslüman ve antisemitik der. O zaman Müslümanları düşman hedef almaya başlarlar. İşte bunları Kesinlikle. körükleyen ortamlar. Muharrem Palaz demiş ki bu savaşın bir kazananı da Katar olacak. Katar Başbakanı yakında çok sayıda rehine serbest kalabilir dedi. Katar'ın sürdürdüğü denge politikasını biz neden sürdüremedik? Bize güveniyorlar mı? Demiş. Yani Yani bunun o kadar uzun gerisi var ki Muharrem Bey, siz çok iyi haber takip ediyorsunuz. Sizi gayet iyi tanıyoruz, biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin hangi denge politikasından bahsediyorsunuz? U dönüşler ülkesindeyiz. Üstelik bir de tabii dediğim gibi Katar hiç böyle Türkiye'de arada bir kafa kızınca şey olur ya, İncirliği kapatalım, onu yapalım, öt öt falan. Katar'da Avrupa Birliği, şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu bölgedeki en büyük üssü var. CENTCOM'un üssü Üstü. Katar'da. Hiçbir sorunları yok. Ayrıca da paraları da var. Öyle hani sağda solla bir iyi geçinelim, olmadı bir daha deneyelim falan, öyle dertleri de yok. Bir işte değil mi? Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri bir epey canını sıkmıştı. Sonra onlar da barıştılar, geçti gitti. Sonra biz de o dönemde yardım göndermiştik dünyanın en zengin ülkelerinden birine. Katar'ın. Neyse. Sefa Aslan demiş ki Erdoğan'ın Hamas çıkışı kardeş Azerbaycan'la ilişkileri Güzel nasıl soru. etkiler? Güzel soru. Ben çok merak ediyorum. Hiç sesi çıkmıyor yani Azerbaycan, Ya. İsrail'in bir numaralı destekçisi, karşılıklı gönüller karşılıklı orada. Dostum ne yapıyor bilmiyorum, sormuyorlar bu sıralar. Ama işte milliyetçilik gerektiğinde tabii o zaman
en yüksek perdeden konuşuluyor ama Azerbaycan'ın İsrail'i desteklediği perdeleniyor yani şu anda, değil mi? İlham Aliyev'den rica etse, ya sen de bir kına şunu, bir durdurun, siz bak bu kadar iyi ilişkileriniz var şeyle, İsrail'le, sen etki edersin, gir abi araya falan dediğini sanmıyorum ben. Ha, bu arada Orban da öyle. Dostum Orban da İsrail'in en Evet. büyük destekçileri ve çok açıkça bunu işte Avrupa Birliği içerisinde de söylüyor. Ona da bir dostum, ya ne yapıyorsun, niye öyle diyorsun dediğini sanmıyorum Cumhurbaşkanı. Şimdi Timur Doğan demiş ki Mahmut Abbas yönetimi yolsuz olduğu için mi ciddiye alınmıyor? Hamas terörist olduğu için mi ciddiye alınıyor? Filistin'i kim temsil ediyor veya kimse temsil etmesin mi istiyor İsrail? Hmm, Valla şimdi varsa temsil 3 etmesini gününüz istiyor. varsa Açıklarız ama. Timur Bey'e diyeceğim şu 3 gününüz varsa size kısaca bir özet geçeyim. Ama Yani ben şunu o kadar tercih ederim. detaylı bir Yani soru. Filistin'i yani çok açık, İsrail'in uyguladığı politika zaten kurucu ideolojisinin politikası. Yani Filistinlileri topraklarından sürmek istiyor. Bu yerleşimci, sömürgeci bir ideolojiden bahsediyoruz. Hani sürebilirsek sürelim. Süremediklerimiz köle gibi bizim istediğimiz koşullarda yaşasınlar. Buna uygun bir liderleri olsun tabii. Mahmut Abbas gibi mesela, ne bileyim, bizimle işbirliği yapsın falan. Hani gıkları çıkmasın. Tabii bunu tercih eder yani. Yoksa zaten buna direnenleri de gördüğünüz gibi öldürmeyi göze alabiliyor. Yani rahat bir his görmüyor öldürmek. Maside Hanım demiş ki, Gazze uzun zamandır İsrail'in ablukası altında, savaş araçları Hamas'ın eline nasıl geçti? Valla şimdi Molotov kokteyli tarifi vermeyelim ya canlı yayında. Şaka yapıyorum Bence ama de. yani sonuçta tünelleri var dedik, silah yapımını biliyorlar, eğitimlerini alan kişiler vardır. Orada da yapıyorlar yani, işte İsrail de onu bahane gösteriyor ya, zaten bazen çim Evet. ortasını kesiyor, git kesin diyor, bunlar silah yapıyor diyor. Bazen gıdayı bile kesiyor oradan, işte şundan şunu yaparlar falan diye yani. Ama dünyanın hiçbir yerinde şunu söyleyelim, terörle mücadeleye bakın, dünyanın her yerinde, Türkiye dahil olmak üzere. Yani engel olunamıyor. Anlatabiliyor Evet. muyum? Yoksa Ya bir yani yerden bir bir yerden patlıyor. yorumlanıyor yani. Şiddetle bastırılmaya çalışıldığında her zaman başka bir yerden şiddet ortaya çıkıyor. Ve bulunuyor yani araçları. Bu Ya mülteciler için de şöyle geçerli. bir örnek vereyim. Mesela ben Şam'dayken bu 2012 falan ard arda patlamaların olduğu, bombalı saldırıların olduğu dönem. Şimdi Şam'da bir tane böyle tuz ruhu gibi çok etkili bir şey var. Ne diyelim, temizlik malzemesi. Bir dönem onu bile yasakladılar artık. Her yeri şey yaptılar. Yani hani patlayıcı yapılmasın diye işte hayvan dışkısıydı, şuydu, buydu işte. Yani gerçi tarife giriyor ya, değil mi? Evet. Neyse ben burada keseyim. Yani bu arada sadece şey söyleyeceğim, o savaş araçları, roketleri falan da öyle olağanüstü falan değil yani, orada orantısızlığı görmeniz gerekir yani, elbette ki şeyin, Hamas'ın attığı roketler yani falan diye giden, yani karşılaştırılamaz bile İsrail'in kullandığı teknolojiyle, silahlarla falan. Ama şey, yaratıcı işte sonuçlar, fikirler oluyor. Bu arada yine hatırlatalım, 11 Eylül mesela, bir şey, silaha bile gerek olmadı. Adamlar uçağa bindi. Yani Yani. anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani asimetrik savaş dedikleri de bu zaten. Hani düzenli ordu olmayınca onlar da asimetrik yöntemlerle o aralarındaki güç dengesini, güç asimetrisini bir şekilde yaratıcı artık çözümlerle bozmaya Evet, çalışıyorlar. O neyse yüzden de bunu teröre başvuruyorlar. Hani biz de şimdi şey gibi oldu. Abi şöyle yapalım falan. Ne bileyim şunu yani. söylemeyelim, bunu söylemeyelim diye hiçbir şey söylemeden bir sürü şey söylemiş olduk. Evet. Yani neyse Taha Duru'ya gelelim. Taha Duru demiş ki kara harekatından anlamamız gereken topyekün kara harekatı mı sınırlı süre ve belirli alanla mı kısıtlı olacak? Zaman zaman İsrail'in yaptığı gibi ne anlamalıyız kara harekatından bilmiyoruz. İsrail Bilmiyorum, tarafının da İsrail bu de konuyla bilmiyor galiba. ilgili evet tam onu diyecektim. İsrail tarafının da bu konuyla ilgili net karar vermediğini söyleyebiliriz henüz. Bir şey ekleyeyim. Muhtemelen Pardon, Türkiye'de de çok tartışılıyordu ya, işte Suriye harekatı, işte yok işte Libya, Zartu. Hani bir yere, yani asıl mesele hani bir yere girmek değil. Sonra nasıl çıkacağını çıkmak. planlamak. Yani ya da ne yapacaksın, kalacak mısın mesela? Tekrar Gazze'yi işgal mi edecek? İşte Ariel Sharon
daha önce işgal altındaydı Gazze. İsrail denetimindeydi. 2002 miydi? 2003 müydü? 2002 galiba. Ariel Sharon Gazze'den çekildi. O da bir kendi planının çerçevesiydi. Yani Filistinleri öyle bir alana bırakmak ve oradaki yükümlülüklerinden kurtulmak. Aslında ama gene de hala işgalci güç sayılıyor. Sorumlu orada olup bitenden İsrail. Çünkü ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili bir iddia daha var. O da şu. Şimdi İsrail sınırlı operasyon yapacak. Kuzey Gazze'yi ele geçirecek ve Kuzey Gazze'nin yönetimini Mahmut Abbas idaresine, yani Filistin yönetimine bırakacak diye bir iddia da var. Buradan onu da belirtelim. Olmaz arkadaşlar. Ha, kabul de edemez. Yani, istese olmaz. Bile edemez yani şu koşullarda. Yani olmaz kadar... o iş yani. İsrail yapmaz zaten. Hani şeyin Mahmut Abbas yönetimi açısından da kolay değil bu. Metin, 8. metin galiba. Hamas'ın kurucularından birinin oğlunun Mossad ajanı olduğu hakkında bilginiz var mı? Var. Evet, bir tane evet çocuk zavallı, onu çıkarıp duruyorlar böyle. Yani meczup gibi geliyor bana da, böyle konuşuyor işte sürekli yapıyor. Ama hep öyle birilerini bulurlar ya, birinin kardeşini, bir terör örgütü liderinin kardeşini çıkarırlar. Bilmem ne. Psikolojik savaşta çok etkilidir bu gerçekten. Evet, bakalım. Başka ne var? Gökhan Murat demiş ki bölgede Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri gibi çok daha önemli ekonomik ve askeri ittifaklar varken ABD neden 9 milyon nüfuslu İsrail'e koşulsuz destek veriyor? Evet. 1 milyon dolarlık soru. Ama yani sen bunu güzel anlatırsın aslında da, şimdi asıl neden Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ABD'ye biat ediyor diye de sorabilirsiniz. Çünkü onların da sermayesi, dünya çapında çok büyük sermayeleri var. Hani hep konuşuyoruz, ben daha önce galiba burada da söylemiştim. Yani Yahudilerin sermayesi dünya çapında, finans sektöründe, işte ne bileyim, kültürel sektörde, bilim, teknoloji, bu sektörlerde çok büyük Yahudi sermayesi var. Mesela Amerikan Başkanı Biden'ın şeffaftır kampanya listesine bakın. Ona destek veren kuruluşların, para ödeyen kampanyası çoğu Yahudi sermayesidir. Yani hani çok güçlü dünya çapında Yahudi sermayesi. Ama aynı şekilde Arap sermayesi, Körfez sermayesi de aynı güçte. Zırt pırt takım alıyorlar milyarlar vererek, milyar dolarlar vererek Avrupa'da, değil mi? Ondan sonra futbolcular paraları böyle saçıyorlar ama hiçbir zaman bu sermayelerini Filistin için kullanmıyorlar. Ya yani onlar da değil mi? Bunu da söylemek lazım herhalde. Orada da bir yüzlülük var. Onlar da Batılılar gibi aslında. Batılıların lüksü içinde yaşamak. Onlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yani ciddiye alınmak falan istiyorlar. Hı hı. Öyle durumları var. Yoksa ilgilenmiyorlar Araplarla. Arhan Calbik. Doğru mu okudum? Evet. Demiş ki ABD Başkanı Biden Filistin Sağlık Bakanlığı'nın ölü sayısına güvenmediğini belirtti. 7 Ekim'in bir bedeli olması gerektiğini söyledi. Bu bedel nedir sizce? Daha ne kadar ödenecek? Ne olursa şimdi ödenecek? Bu Biden'ın yaptığı çok büyük, korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Tartışmaya açıklama. Yani şöyle olabilir, diyelim ki hani tırnak içinde taraflı ama İsrail de taraflı. O da rakamları istediği gibi oynuyor. Kendi ölü sayısını genellikle düşük gösterir, peyderpey verir. Eski savaşlardan bildiğim kadarıyla falan. Yani bunlar ayrı tartışma konusu olabilir. Propaganda yapılır. Fakat yani bunu böyle söylemiş olmak ne demek? Yani yeterince öldürmedi İsrail, biraz daha öldürün demek. Ne demek öldürün yani? Güvenmiyorum. Evet. Aslında 3000 kişi öldü. Az. Kaç bin kişi çok? Yani korkunç bir söylem ve bence açıkçak İsrail'e. Belki şu anlamı da vardır diye düşünmekten edemedim. Bilmiyorum, bir delik, yani bir kuyuya taş atıyor, biz de bir saat şundan mı bundan mı diyoruz ama hani kara harekatı yapmasınlar. Siz bombalamaya devam edin. Sayılar o kadar çok değil mi demeye getirdi artık. Onu da anlamıyorum yani. Fakat uluslararası kuruluşlar, yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar ki açıklamalarının, yani integritine yedinir, yani güvenilir olduğunu, doğru olduğunu ve böyle bir şey edecek herhangi bir durum olmadığını söylediler. Ayrıca niye yani? Ne yalanı söyleyebilirler ki? Yani hani nasıl diyeyim?
Şimdi 7.000 verdiler. 7.000 değil de ne bileyim 6.500. 5.000 olsun. 5.000 artıyor. Ha ne yani? Hani mantık ne? Niye böyle bir şey yapsınlar? Yani çok açık görüyoruz. Kaç bin kilo bomba attılar. Dümdüz olmuş. Guardian'da vardı. Bilmiyorum başka yerlerde de var. Eski halleriyle. Şimdi iki hafta yeni içinde halleri. Değişen hallerini gösteriyor. Yel dümdüz. Şey Suriye Savaşı'nda artık gösterilmez olmuştu. Hatırlıyor musun? Nasıl korkunç. Öyle yani. İki hafta içinde bitti Gazze yani. Daha ne istiyorlar bilmiyorum. Safiye Asarlıoğlu demiş ki bu sorun Türkiye'nin gri listede kalmasını daha da sağlamlaştırır mı? Gri liste ne anlamda? Ben de anlamadım. Gri liste hangi liste? Biraz daha detaylı yazabilir misiniz acaba? Asiye Hanım, Safiye Hanım. Erhan Cal demiş ki Batı Şeria'dan da ölü sayıları geliyor. Orada da bir çatışma hali mi var? Var. Var. Yani İsrail şeyi biliyorum. Ben dün en son baktığımda bugün yeni sayılar da eklenmişti. 104'tü. Şöyle iki hafta içerisinde İsrail'li yerleşimciler bir kere gemi azıya almış durumdalar ve bu bahaneyle Filistinleri topraklarından sürmeye kovmaya çalışıyorlar. Tabii ki her zaman bunu yaptıklarında İsrail ordusu da onları destekler. Onların silahları var biliyorsunuz Filistinli İsrail yerleşimcilerin. Ve açıkça saldırıp vurup öldürüyorlar. Öyle ölenler var. Onun dışında dün baktığımda bu iki hafta içerisinde İsrail ordusu orada birkaç mevziye havadan saldırı düzenlemiş. Oralarda da yani 4-5 kişi bir anda hani ölenler var. Dün sayı 104'tü ama bugün herhalde daha da tırmanmıştır. Evet. Ethem Bilgin demiş ki gri liste terör örgütlerinin finansmandan dolayı terör örgütleri meselesinden dolayı şüpheli işlem olabilecek ülkelerin listesi gri listedeyiz birkaç yıldır. Evet. Ama evet yani zaten öyle demek istedim sadece. Evet. Bunu aktardım zaten biraz önce. Ebu Mecnun demiş ki Hamas'ın bu saldırısı Batı Şeria ve 1948 topraklarında yaşayan Filistinler'de bir heyecan, umut yaratabilir mi? Yaratır ise 3. intifada gelebilir mi? Ya çok enteresandır. Mesela oralardaki en küçük şeyleri, hareketleri mesela şeydi. Arap basını işte 3. intifada mı geliyor, şu mu oluyor, bu mu oluyor diye yorumlar. Bu defa görmedim hiçbir Arapça kaynakta biliyor musun? İstemiyorlar çünkü Araplar. Ben sana söyleyeyim. Bu arada yani orada mesela Hadeş Partisi'nin yani tek Arap milletvekilini de gönderdiler. Yani İsrail parlamentosundaki. Bayağı kovaladılar bu olaylar çıktıktan sonra. Büyük bir baskı altındalar. Öyle rahat rahat konuşamıyorlar. O yüzden hani bir heyecan, bir umut varsa da bunu göstermeyi tercih edeceklerini zannetmiyorum. Ama Cuma günü gördüğümüz gibi ki bu İsrail'in her hafta yaptığı bir şey. Yani 7 Ekim'den önce de yaptığı bir şeydi. İşte Cuma namazı için El-Aksa'ya gelenler sonra orada kalmalarına izin verilmiyor. Aslında o El-Aksa'nın çevresi ki cami aslında hani geleneksel olarak öyle kullanılır. İnsanlar onun değil mi avlusunda sosyalleşir falan. Onların kalmasına izin vermiyor. Hatta camide ibadet ederlerken de sataştıklarına tanık olduk. Ama orada insanları tutmuyor yani. Hani Cuma namazından sonra aksine Yahudileri getiriyor. Ama bence hani 3. intifada gelemez. Yani çok yoruldular. Ben de aynı fikirdeyim. Çok yoruldular. Yani biz sadece çok yoruldular, çok yıprandılar, çok her bölündüler. Bir de her gün yani oradaki İsrail'in 3 çeşit işte uygulaması var değil mi? İşte İsrail vatandaşı Araplar var. Onlar zaten ikinci sınıf insan vatandaşı şeyi görüyorlar. Çeşitli yöntemlerle. İşgal altındaki topraklarda hala toprak gaspı devam ediyor. Yerleşimciler hala toprak gaspı insan öldürüyor. Batı Şeria da abluk altında. Yani ve biz sorun zaten medyamızın, dünya medyasının sorunu ancak ve ancak böylesi büyük bir çatışma olduğunda dönüp orada olanlara bakıyor ve her seferinde de belki o tarafta sesini duymak isteyenler de öyle de bakabiliriz. Belki de çok daha büyük bir olay yaratırsak ancak dönüp bakarlar diyorlar. Araplar Filistin sorunu çözülmeden ki çok yıllarca Hediye hep anlatmıştır. Filistin sorununun çözümü Arapların İsrail'le barışma koşulu olarak dururken yani bir iki devlet işte Kudüs'ün işte mültecilerin geri dönüş hakkı vesaire gibi. Yani önler falan bitti işte yani herkes el sıkışıp İsrail'le anlaşıyordu. En son Suudi Arabistan anlaşıyordu. Eğer o olsaydı
O zaman zaten unutun Filistin'iydi. Belki Tabii. Hamas o anlamda da son bir çığlıktı yani bu. Olumladığım için söylemiyorum ama öyle yani durum bu. Cengiz Han demiş ki İsrail Başbakanı'nı Netanyahu'nun askeri tim komutalı olan ağabeyi Noyatan Sayın. Netanyahu Entebbe evet operasyonunda Filistinler tarafından öldürülmüştü. İsrail'in bu soykırımı yapmasının sebebi bu mu? Yok arkadaşlar. Öyle çok Alakası yok yani. bireysel çalışmıyor. İsrail bir devlet, onu da kabul edelim. Devlet Bir evet. mekanizması var yani. Hem devlet hem de devlet haklı olan bir yer yani onu da şey yapalım bireysel öyle intikam falan kabile hesabı çalışmıyorlar. Evet 1 milyon dolarlık soru. Sezgin Mesut demiş ki İsrail'in durması için ne kadar ilerlemesi yeterli? Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar bunun cevabını. Yani bunun Biraz cevabını bir tek şunu söyleyebiliriz. Yani uluslararası toplum nerede dur derse nedenini söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri ne zaman müdahale ederse. İsrail'in niyeti, isteği çok net yani. Gazze'yi o yüzden bombalıyor. Gazze'de kaçın dedikten sonra kaçanları niye bombalıyor? Yani siz kaçsanız bile güvenli değilsiniz. Gidin abi buradan diyor. Yani gidin. Mısır'ın sorumluluğu olun. Başka yere gidin. Bu topraklar bizim olsun. Bu İsrail'in kurucu ideolojisini zaten yıllardır o kadar böyle şey yavaş yavaş yapıyordu ki kimse ilgilenmiyor. Ama haritaya önünüze alıp baktığınız zaman durumu görürsünüz yani. Filistin diye bir toprak kalmadı Filistinler için yaşayabilecekleri doğru düzgün. Bir devlet olabilecekleri, bütünlük kurabilecekleri bir toprak yok. Niye? Evet, izin verilse bunu yaparlar yani. Ve gerçekten de o yüzden uluslararası hukuk bilenler soykırım suçuna varan hem açıklamalar, niyet beyanları hem de uygulamaları karşılaştırarak söylüyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu konu özellikle Batı Şeria için gündemini almıştı zaten. Yani ama tabii işleyiş şöyle değil. Maalesef dünya güçlünün hukukuyla ilerlediği için ne zaman durur? İşte Amerika Birleşik Devletleri höt derse dur, başka durulmaz herhalde diye düşünüyorum. Evet. İzleyicilerden biri bizi tehdit etmiş. Ne? Fatih diye biri. Soyadını yaz eğer çok cesursan. Demiş ki bu Evet. kanal denge tarafsız politika diye Hamas yanında konumlanmış. Acınacak haldesiniz. Bunun da hesabı sorulur bir gün. Unutmayın. Siz mi soracaksınız hesabını bize? Fatih Bey, soyadınızı da lütfederseniz belki daha rahat iletişim kurarız. Evet. Öyle Böyle. korkak ödlek gibi isimle şeyle olmuyor bu işler arkadaşlar. Ayrıca Bu kanal yayını kimsenin dinlemeden de tarafında değil. konuşmasınlar. Evet. Neyse, Savaş ne suçlarını olursa anlatan olsun bir ay herkes. canımız çıktı ama. Evet, bunu Bunu sorduk, sorduk. konuştuk, geçtik. Serhat Adar, evet Serhat Adar demiş ki Filistin'de çatışmaların yoğun olmadığı dönemlerde uluslararası ve Arap ülkeleri neden arabulucu olup kalıcı bir barış ortamı sağlamıyor ki bu kadar savaş ihlali yaşanacağı bile bile demiş. Biraz önce bahsettin aslında ama eklemek istediğim bir şey var mıdır bununla Hayır ilgili? yani İsraillerin ekonomik yani Yahudilerin diasporasıyla dünyada çok önemli bir güç kabul edelim. Yani herkes de onlarla iş yapmak istiyor. Yani kimsenin umurunda değil ki Filistinler. Kabul edelim yani hani oradaki o mesele ikinci şeyde yani 1967 şeyde ikinci intifada ile aslında bitti. Ondan sonra kimsenin ilgisi kalmadı 90 Filistinler. evet. Filistinleri de yani savunacak bir hani normalde Araplar savunması gerekiyor. Onu söyledim işte Arap sermayesi de umurunda değil yani. Evet. Şimdi sevgili Taha Duru demiş ki şu anda Hamas genellikle savunma yapıyor ama FKÖ'ye baktığımızda zamanında olimpiyatlarda İsrailli oyunculara yaptığı eylem ya da Leyla Halid'in uçak kaçırması ama şu anda günümüzde FKÖ demokratik bir oluşuma dönüşmüşken Hamas direnişçi gruba ne dönüştü? Zamanla neler değişti? Şimdi bununla ilgili kanalda çok sayıda yayın var. Farklı farklı isimlerle uzun uzun yayınlar yaptım ben. İsterseniz oynatma listesinden siz İsrail-Filistin playlistine bir bakın. Çok sayıda yayın var bununla ilgili. Hatta çok daha detaylı başka başka sizin burada soruda belirtmediğiniz farklı konularda da var yayınlar. Oradan bakabilirsiniz. Fatih Bey soyadınız lütfen soyadınız. Öyle uzaktan soyadını saklayıp ödlek ödlek delikanlılık yapmak olmuyor. Yani. Korkak.
Evet. Şimdi Işıncığım, sorular bu kadar. Eklemek Sen istediğin Orhan herhangi bir şey Çolak var var mıdır? galiba. Olası İran Savaşı'nda Irak ve Suriye'de olduğu gibi Kürtlerin rolü belirleyici mi olacaktır? Bunu da bilmiyorum ben. Şu an öyle bir savaş olacağını sanmıyorum çünkü bir kere her şeyden önce, değil mi? Evet. Şu anda öyle bir kimse istemiyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada şu gereksiz kişiyi ben bir bloklayayım. Yeterince insan yerine koydum zaten. Evet, soruya gelecek olursak, demiş ki İran Savaşı'nda Irak ve Suriye'de olduğu gibi Kürtlerin rolü belirleyici olacak mı? Arkadaşlar, İran'ın doğrudan böylesi bir savaşa girmesi imkansız. İran girse bir vekalet savaşına girer. O bile çok zor şu anda. Çünkü Irak'taki Haçlı Şabi, Suriye'deki çeşitli grupları, hatta Lübnan'daki Hizbullah bile yani mobilize etme ihtimali ne kadardır, nedir, ne değildir onu çok bilmiyoruz. Ayrıca bununla ilgili de Serhat Erkmen'le biz bir yayın yaptık. İran vekalet savaşına mı hazırlanıyor diye. Siz o yayına bir göz atın isterseniz. Çünkü Serhat Bey sahayı oldukça iyi bilir. Özellikle de o vekil grupları iyi bilir. Ve hangi grubun hangi dinamikle, hangi motivasyonla hareket ettiğine dair detaylı bilgi vermişti o yayında. Kanalda Serhat Erkmen diye aratırsanız bulursunuz zaten. Evet, bakalım bakalım. Başka ne var? Zehra Hanım, benim sorum kaldı diyor. Soruyu bilmiyorum ama göremiyorum. Aa, soruyu görmedim Zehra Hanım. Hemen yazar mısınız? Cevap verelim Zehra Hanım. Şimdi ABD'yi kim frenleyecek? Trump. Trump başına gelecek ve diyecek ki Ortadoğu ile ilgilenmiyorum ben. Ne yaparsanız yapın. evet. Ya geçen gün şey dedi ya, Orban çok Erdoğan'ı iyi bir konuşuyor. adam, Türkiye'nin lideri falan diye. Etrafındakiler artık uyarma gereği bile duymuyorlar ya. Çok enteresan. Metin Bey demiş ki Çin İran'a tam destek açıkladı. Bu ne demek? Yani somut bir karşılığı yok arkadaşlar bunun. Şu anda yok en azından. Diyorum ben. Arkadaki resmi sormuş birisi. Şu kadın resmini söylüyor. Sanatçısının ismine kalkıp bakmam gerekir ama şunu söyleyeceğim. Ben onu bir Avusturya'da bir sergiye gitmiştim. Orada Avusturya'da yani Naziler iktidara geldikten sonra kaçan ressamların resimlerini, kimisi Yahudi olduğu için, kimisi işte sanırım eşcinsel olduğu için. Yani bir sürü insan çingeneler, hani Nazizmin şey uygun görmediği insanlar kaçıyorlar. Onların yapmış olduğu resimlerin bulunup sergilen, yani bir araya getirildiği bir sergi görmüştüm ben. Yani Nazi soykırımından kaçan insanların, ressamların, sanatçıların eserleriydi. O da o serginin afişiydi, kapak afişi. Hani biz şurada buluşacaktık gibisinden. Hani bir böyle bir buluşma arzusu ve kavuşamamayı ifade eden bir başlığı vardı. O dönemki insanları anlatan. Yani tesadüfen şimdi burada ben de unutmuştum onu. O yüzden şimdi ismini hatırlamadım. Çok oldu asalı. Ama böyle bir Evet. anısı da var. Bu arada Sinan da aramızdaymış. Sinan Dirlik. Hey Her Sinan. zamanki gibi ufuk açıcı, sakin sakin tane tane konuların ele alındığı bir yayın izledim. Teşekkürler Sinan. Sevgiler. Yavaş yavaş kapatalım yayını. Şaka. Şurada da öteki taraf şuraya mı soruyorlar? Bir de Ha. onu soruyor. O resim de şey neydi ya? Subkomandante Marcos halkının Meksika yerlilerinin yaptığı bir resim. Başka yok umarım. Şöyle eğeyim yukarıda bir şeyler daha gözükecek şimdi. Zehra Yiğit demiş ki sorusunu atlamıştık ya, görmedim ben bu arada, kusura Ha, bakmayın Zehra geldi Hanım. evet. Suriye ve Libya bu durumda olmasaydı Filistin'de durum farklı olur muydu? İsrail için caydırıcılıkları olur muydu? Olurdu muhtemelen arkadaşlar, ama şimdi sayla da şey yapamıyoruz. Ne derler? Yorum yapmak Evet. çok mümkün olmuyor. Yani Libya Kaddafi'siz bir Libya mı? Yani Esad yönetimi ne yapardı? Sonuçta 2010'da İsrail'le dolaylı görüşmelere başlayan bir Suriye de vardı. Arap ayaklanması araya girmeseydi nasıl bir süreç olurdu? Gerçekten bilmek çok zor yani. Çok fazla senaryo çıkıyor ortaya burada.
Sen ne dersin işin? Yok ben zaten hiç düşünmeye hep yani aklım almıyor yani. Son dakikadır bunu düşünüyorum. Sadece bir soru gördüm orada güldüm ona da. PS4 Ha. kulaklığı kullan. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Yani şu kulaklıklar ya ben bilerek almadım böyle bir O şey varsa. senin oğlandan Umarım yok. aşırıdıysan olabilir. Evet evde bir de oğlan var tabii. Ondan olabilir. Peki Işın, çok teşekkür ederim bu akşam Ben yayınıma teşekkür ederim. katıldığın için. Çok çok sağ ol. Gerçekten çok bilgilendirici bir yayın oldu. Önümüzdeki yayınlarda da görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye. Evet arkadaşlar, bu akşam çok güzel bir yayın vardı. Bu arada aramıza yeni katılanlar var. Metin 8. Metin Bey, hoş geldiniz. Ayşe'nin Şanlıoğlu buradaymış. Tekrar üyeliğini yenilemiş. Teşekkür ederiz Ayşe'nin Hanım. Ayrıca Ayşe'nin Hanım kanalımıza destek olmuş arkadaşlar. Teşekkür ederiz Ayşe'nin Hanım kanalımıza desteğiniz için. Şükran Yerci, sevgili Şükran Yerci de kanalımıza destek olmuş. Çok sağ olun Şükran Hanım kanalımıza desteğiniz için. Evet arkadaşlar, bu akşam bu kadardı. Bu arada normalde yayında yaşanan gerginlikten dolayı hepinizden özür dilerim ama üstü kapalı bir tehdit görünce dayanamadım. Elimde değil, biz de insanız sonuçta. Sürekli böyle sakin kalmak çok zor olabiliyor bazen. Bu nedenle hepinizden özür dilerim o yaşanan gerginlikten dolayı. Yarın akşam çok enteresan bir konuyu konuşacağız. El Aksa Camisi neden önemlidir diye. Biliyorsunuz Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının sebebi de ha doğru 13. metin, 8. metin değil ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Doğru. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı da Aksa Tufanı adıyla yapılmıştı. Keza yine Kassam Tugaylarının talepleri arasında, İsrail'den talepleri arasında da Aksa Camisi'ne ilişkin bir takım ifadeler var. Keza İsrailli yerleşimcilerle Filistinler arasında Aksa Camisi sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor zaman zaman. Bu nedenle yarın akşam çok kıymetli bir isimle Profesör Doktor Zekeriya Kurşun'la şey konuşacağız arkadaşlar. Aksa Camisi'nin neden önemli olduğunu, tarihi önemini, siyasi önemini konuşacağız. Yarın akşam hepinizi 20.30'da yayına sorularınız ve yorumlarınızla birlikte beklerim. Bu arada iki tane kedi var arkada. Birinin adı Bal, diğerinin adı da Lina. Lina'yı eski izleyicilerim bilir zaten. Süper haylaz bir kedidir. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel sorularınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.